Doğrusal çoğaltmayı göreceğiz. Bunun için bir katı çizdim. 500'e 300'lük. Siz de lütfen oluşturun. Ondan sonra bir delik oluşturacağım. Dikkat edin. Şu şekilde. Ekstrüzyonla kes diyorum. Ha, bu deliğin çapı çok önemli değil. Onu baştan söyleyeyim de size. Ha, küçük bir delik olsun. Arkası gözüksün yeter. Boydan boya olsun yani. Şimdi bu çizdiğim deliği çoğaltmak için doğrusal çoğaltmayı basıyorum. Buraya kadar bütün butonları öğrendiniz zaten delik sihirbazı haricinde. Yön seç diyor. Yönü yatay ya da dikey seçebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Bakın yönü gösteriyor size. Bu yönde kaçlık aralıklarla, bu aralamayı da değiştirmişler ve başarısız değiştirmişler maalesef. Instance'da adet de bunda örnekler yapmışlar. Aralık ve adet olarak alın bunları. Şurada Türkçe yazıları hiç dikkate çekmeyin. Geçen sene doğru olan şey, bu sene niye böyle hiç fikrim yok. Neyse, herhalde hiç bırakalım. Şimdi bakın çoğaltacağım unsuru gelip seçiyorum. Sonra da bunun hangi aralıkla yürüyeceğini seçiyorum. Geliyorum diyorum ki şuraya. Mesela 35 aralıkla çoğalt. Ve bakın 35 aralıkla kaç adet çoğalacak? 10 adet. Ya yani 11, 12, artık kaç tane istiyorsanız. O kadar adet yatayda çoğaltıyorum bunu. Yani yatay yönde bu kadar gidiyor. Şimdi istediğim şey bunların aralığını istediğime göre, isteğime göre ayarlamak. Mesela diyelim ki 10 adet çoğalttınız ama buraya sığmadı. Daha doğrusu tam yerleşmedi. Dolayısıyla gelip artık aralıkla oynayabilirsiniz. İster buradan, ister buradan gelip mesela 47'lik aralıklarla yerleşmesini isterseniz belki daha sağlıklı ve fit şekilde yerleşecektir şöyle. Bunun sonrasında okey derseniz çoğaltmanız yerleşecektir. Şimdi bu çoğaltmayı daha sonra düzenlemek istiyorsanız yine aynı diğer unsurlar gibi gelip seçebilirsiniz. Ve ondan sonra düzeltmene gelebilirsiniz. Bu alt menüleri anlatmadan önce iki tane mantık göstereceğim. Çoğaltmanın kendisini gelip çoğaltabilirsiniz. Bakın yönü seçiyorum, bu taraf. Çoğaltılacak unsura da çoğaltmanın kendisini seçiyorum. Ama dikkat edin. 3 şekilde seçebilirsiniz. Bir unsur ağacından, gördünüz mü? Bakın yönü terse çevireyim. Şu şekilde. Hem de kaç tane? İşte 10 tane değil de bu sefer 6 tane yeter. Bu şekilde. Bu bir çoğaltma yöntemidir. Ama bu seçim yerine şöyle de seçebilirsiniz. Dikkat edin, gelip buradan da seçebilirsiniz. Bu çoğaltmalardan herhangi birine basarsanız yine çoğalır. Ama şunu yaparsanız çoğalmaz. Birinci çekirdeği seçerseniz ilk çoğaltılarını, bu deliğin kendisini görür. Çoğaltmanın kendisini görmez. Sadece bunu çoğaltır. Neyse, özetle bir şekilde bunu çoğaltabilirsiniz böyle. Okey dediğim zaman çoğalır. Ama zaten SOLIDWORKS bunu ta 97 yılının sonunda düşündü ve sizi bu zahmetten kurtardı. Dedi ki çoğaltma işleminin içerisinde, dedi. Evet, 97'den beri SOLIDWORKS anlatıyorum. Gelip yön 2 diye bir seçenek var. Şunu seçersiniz. Yani ikinci çoğaltılacak yöne çekirdek için. Ve bu yönde de çoğaltma adeti girersiniz. Bakın şu arayı ben mesela 35 alayım. Ve 2 adet çoğaltayım. Gördünüz mü? Diğer yöne de rahatlıkla çoğaltabiliyorsunuz. Bu da gayet kolay. Yön 1. Birinci seçtiğiniz yön, yön 2 seçtiğiniz yön. Ters çıkarsa ya buradan değiştirin ya da şurada bir ok var, görüyor musunuz? İyice yanaşayım, bakın. Şu ok. Bununla da yönü ters çevirebilirsiniz. Özetle okey dediğiniz zaman bu çoğaltma başarılı şekilde olur. Çoğaltma işlemlerinin içerisinde gelip de seçeyim. Atlanacak unsurlar diye bir şey var. Bakın geldim aşağıya. Atlanacak öğeler, unsurlar, öğeler. Örnekler değil de atlanacak örnekler değil, bu öğeler de eskiden. Şimdi örnekler yapmışlar. Skip instance İngilizcesi. Basıp 4'e 3 yazıyor ya üzerinde. Bakın 4'e 3, 4. satırın 3. elemanı gibi düşünün. Gelip istediğinizi böyle kapatabilirsiniz. Bakın ikinci çoğaltmanın biri. Bastığınızda bunların bakın rengi değişiyor. Yani yanındakine baktığınızda pembe, bununki koyu sarı. Hadi turuncu diyelim. Neleri kapatacağım? Mesela şu sıradan, orta sıradan bir boşluk yaratıyorum. Şunların dördünü kapatıyorum. Ve okey dediğiniz zaman böyle bir boşluk yaratıyorsunuz. Doğrusal çoğaltma üzerinde çalışmak ve düzenlemek gayet kolay. Atlanacak öğelerinizi seçerseniz sağlıklı bir şekilde doğrusal çoğaltmayı tam ön izleme yerine, kısmi ön izleme yerine tamamı ayarlayayım. Sağlıklı şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Buradaki değerlerin olduğunu, buradaki değerlerin olduğunu öğrendiniz. Dikkat edin. İkinci yönde sadece çekirdeği çoğalt diye bir seçenek var. Birinci yöne ve ikinci yöne sadece çekirdeğin gitmesini sağlarsınız. Yani kopyalar çoğaltılmaz, sadece orijinali çoğaltılır. Okey dediğim zaman zaten buna bu şekilde bir çoğaltma görürsünüz. Şurası atlanacak öğe olarak seçilmiş. Şimdi çoğaltmayı siliyorum.
Şimdi göreceğimiz şey çoğaltmanın bir başka mantalitesi. Çoğaltılacak yüzleri göstereceğim ama ilk öncelikle olmayacak bir işlem isteyeceğim. Çünkü burada SOLIDWORKS'le ilgili küçük bir eleştirim var. Bakın geliyorum. Normalde yapmayacağı bir şey isteyeceğim. Uyarı kısmını görebilin diye. Şurayı seçiyorum. Ve okey diyorum. Bakın şimdi verdiği uyarıya bakın. Yani şunun Türkçesinde ne anlayabilirsiniz? Ben SOLIDWORKS'ün Türkçe çevirmesine bu yüzden karşıyım. Çünkü şurada yazanlardan İngilizce olsa en azından Google Translate'e yazsanız mantıklı bir çevirme çıkar ve buradan bir şey anlarsınız. Ama oluşturan yüzler orijinal ürün vücuda tesadüf değildir. Yani yüz kalıbı başarısız oldu. Bunlar ne demek? Ben 16 senedir SOLIDWORKS kullanıyorum. SOLIDWORKS'te böyle bir şey görmedim daha önce. Anlatabiliyor muyum? Neyse, şimdi işin hikayesini bırakalım. Dönelim. Bu çoğaltılacak yüzler hikayesi nedir? Bakın geliyorum. Bir dikdörtgen çiziyorum şöyle. Ve sonra bunu katılıyorum. Bazen bu kadar basit olmasa da yüzlere sahip olursunuz. Yüz formlarına. Dikkat edin, yönü yine bu taraf seçiyorum. Şöyle okun yönüne bakın. Ve sonra çoğaltılacak yüzler bölümünü seçip şurada çoğaltılacak yüzler var ya. Yüzler bölümünü seçip gelip bu parçanın 300'ünü seçiyorum. Şey 300'ünü diyorum. Bütün yüzlerini seçiyorum. Bakın bu haldeyken okey verseniz de sonuç alamazsınız. Çünkü aynı saçma uyarıyı verir de. Çünkü şu kapalı alanı henüz yaratmadınız. Yani parçanın yüzüne kapanacak alanı yaratmadınız. Şimdi 47 yerine ben gelip de 57 yaptığım zaman ne demek istediğimi göreceksiniz. Bakın. Bunları sadece yüzleri seçerek çoğaltıyorsunuz ve kapalı bir alan yarattığı için direkt bunu kullanıyor. Gördünüz mü? Burada küçük bir şey anlatayım. Öğelerden herhangi birini seçip silmeye kalkarsanız der ki çoğaltma örneğini mi sileyim? 5'e 1. Yani 5. kopyanın 1. sırası satırın. Yoksa bütün unsuru mu sileyim? Tek bir öğeyi silebilirsiniz. Ya da delete'e basarsanız klavyeden bütün unsuru da silebilirsiniz çoğaltmanın. Gördünüz mü? Gövdelerde aynı mantık. Buna temas etmiyorsa ve gövde ise gelip çoğaltma işlemi içerisinde sadece gövdeyi seçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.